Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Seçmenler genel seçimleri 2 gün kala gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından görüşlerini mikrofonumuza değerlendirdi. İyi yapmış. İyi yapmış. Yanlış yapmış. Hayatın hatasını yapmış. Niye bugüne kadar kaldı onu da bilmiyorum. Ya da bugün niye o kararı aldı ona da şaşırdım. Muharrem İnce'nin yapacağı şey belli zaten, çekilecekti yani. Hayır, çekilemez. Ama ülkemiz için hayırlı olsun. Ama önceden çekseydi memnun olurduk. Valla en iyisini yaptı. Zaten onun bir şeysi yoktu. Valla bir şey düşünmüyorum şu anda. Valla bence iyi olmamış. Çok iyi olmuş. Bence çok iyi olmuş. Hayırlısı olsun. Akıllıca bir hareket. Doğru bir karar vermiş. Çok sevindim. Hayırlısı yani, bildiği bir şey vardır muhakkak. Çok iyi oldu. Çok iyi bir şey yaptı. İyi yapmış. Bugüne kadar geç kaldı. Tam zamanında çekildi işte. Bundan da çekilme oluyor mu öyle? Şu da kaç gün kalmış. Bir şey düşünmemize gerek yok yani. Bu zamanında yapacaktı. İyi olmuş. İyi etmiş. Muharrem İnce adaylıktan çekilmek için geç kaldı gibi biraz düşünüyorum. İsabetli hareket etmiş. Danışık bir dövüş gibi geldi bize de. Vallahi çok iyi olmuş. Keşke başından hiç girmeseydi. Vallahi iyi etmiş. Hakkın hayırlısı olsun. Ne diyeyim şimdi valla? Üzücü bir durum yani. Hayırlı olsun, ne diyeyim? Duydum, çok sevindim. Çok sevindim. Dünyalar bana verildi gerçekten yani. Partisinin kordonda bulunan seçim standında çalışmalarını yürüten Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale 2. sıra milletvekili adayı Özgür Ceylan da konuya ilişkin görüşlerini açıkladı. Yani kendi tercihidir, keşke hiç aday olmasaydı bana göre. Yani biz çünkü Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı olarak bir hat oluşturmaya çalıştık. Kendisini de aramızda görmek isterdik. Olmadı tabii, bu yaşananlar onun açısından da belki farklı şeyler vardır. Ama yani keşke dediğimiz gibi aday olmasaydı, benim gönlümden geçen oydu, daha iyi olurdu.